Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 5'in bir trailer'i paylaşılmış. Bunu beraber bakalım, inceleyelim dedim. Siz de bildiğiniz üzere yarış oyunlarına bu sıralar biraz merakım fazla. Yayın dışında çok fazla oynuyorum. Özellikle boş zamanlarımda falan 4 rally falan çeviriyorum genellikle ama Forza Horizon 4'te de yeni yeni tanışmaya başladım. Hemen geçen gün oyunu kütüphaneme ekledim. Normalde çok eski bir oyun olmasına rağmen ben oynayamamıştım. Şimdi arkadaşlar bunu kütüphaneme ekledim ve hızlı bir şekilde oynayacağım. Ve Forza Horizon 5'i de merakla bekleyeceğim. Çünkü oyunun şu anki gördüğümüz trailerinde 4K'lık bir video oldu. Yani oyun içinden 4K'lık bir trailer yapıldığı söyleniyor. Sizlerle beraber bu trailer'i izleyelim ve Forza Horizon 5'te nasıl şeyler bizi bekliyor. Kısaca bir bakalım trailer'e. Bu arada çıkış tarihini de hemen aldım, onu da söyleyeyim. 9 Kasım'da arkadaşlar çıkış yapacak oyun. Ve Game Pass'e geliyor arkadaşlar. İlk günden Game Pass'e de geliyor. O yüzden biz de oyunun artık çıkış fyiatını bilemiyorum. 200, 300, 500, 1000 TL artık bilemiyorum ama biz de Game Pass'imizi alarak oyunun çıkış gününde oynamaya çalışacağız. Umarım bir problem olmazsa. 9 Kasım'da zaten böyle birazcık daha kışa doğru gelecek. Uzun uzadıya bir Forza Horizon 5 macerası aklımda var. Hatta şimdiden zaten birkaç hafta içerisinde Forza Horizon 4'de de başlayarak uzun uzadıya böyle çok fazla bölümler çekerek elimi de Forza Horizon 5'e alıştıracağım diyelim. Ve hemen şöyle güzel bir trailerini beraber izleyelim. Ben izlerken çok fazla yorumlamayı sevmiyorum. Bazı konularda anlamadığım için ve yorumlayamadığım için. O yüzden birazcık şöyle trailer'i izleyeceğim. Biraz katmak istediğim yerlerde katarım. Sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim. 9 Kasım'da Forza Horizon 5'imiz Game Pass'e geliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bildiğiniz üzere Game Pass içerisinde çok güzel onlarca oyunun bulunduğu bir üyelik sistemi. Fiyat performans olarak da gayet iyi. O yüzden ben de bir mesela böyle yıllık izin almaya ya da bir boşluk 10-15 gün 20 gün vaktim olduğunda kesinlikle Game Pass'i alıp oradaki oyunları da yavaş yavaş deneyeceğim diyorum. Hemen başlayalım. Şöyle bir adada başlıyor trailerimiz gördüğüm kadarıyla. Bunlar full oyun içi. Sol altta gördüğünüz gibi All in Game 4K Footage yazılmış. Alt yazıyı çevirebiliriz. Belki bir şeyler söyleyeceklerdir. Benim çevirim iyi olmadığı için. Şuradan böyle otomatik çeviriyle biraz görebildiğimizi görelim. Bunların hepsi oyun içi görüntü arkadaşlar. Çok başarılı bence. Kesinlikle çok iyi. Aklıma direkt şey geldi ve GTA 6 mantığı geldi ve ilk Mersomuz, Merlesimiz ilk gözüktü. Oy. 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 Anladım abi. Bu arabalardan anlıyoruz. Rally de geliyor. Rally de geliyor. Çok çok deli ralliler geliyor. Şu an şuna gördünüz mü? Şeydeki. Kırmızı aracı gördünüz değil mi? O Tokyo Drift'te çıkmıştı. Hiç unutmam. Yeni nesil araçlar var. Evet abi. Rally geliyor, rally. Rally geliyor. Çok ince detaylar var. Çok ince detaylar. Farkında mısınız? Böyle bir tekil yarış göstermiyorlar. Hep bir beraber böyle bir ekip gibi. Demek ki multiplayer'ına çok fazla önem verilecek. Abi izlerken yüzüm gülüyor ya. Oo yanardağ. Ne o öyle yanardağ gibi? Budur ya. Evet arkadaşlar 9 Kasım'da gördüğünüz gibi hemen o kısmı bir daha bir göstermek istiyorum. 9 Kasım'da Xbox Series X ve Xbox Series S'e, Xbox One'a, Windows 10 PC'ye, Xbox Cloud Gaming'e. Yani Game Pass'e de geliyor. Harika. Tadından yenmez. Mükemmel. Tam beklediğim haber oldu. Tam böyle istediğim şey oldu. Zaten yakın zamanda çıkacağını biliyorduk ama böyle tarih verilmesi de güzel oldu. Kesinlikle Game Pass'imizi o zamana hazırlıyoruz ve Forza Horizon 5'i artık hikaye modu mu olur, multiplayer mi olur, ne olur bilmiyorum. Kesinlikle ilk günden alacağım, oynayacağım ve hatta o gün iş yerinden izin bile alabilirim diyeceğim, ben o benim oyunum geliyor diyeceğim. Çünkü böyle bir şey kesinlikle bekliyordum. 4 Rally videolarımız
gelmeye devam edecek bildiğiniz gibi. Bu arada Dirty 2 ve Forza Horizon 4 de şu an iniyor. Onların da videoları yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Bildiğiniz gibi yakın zamanda bir direksiyon seti almıştım. Direksiyon setini beğenmedim. Direksiyon setleri bana göre değilmiş. Onu anladım. Yani bilmiyorum öyle. Normalde zaten arabalarda hani böyle gerçek hayatta arabalarda çok iş haşır neşirim yok. Sadece oyunlarını böyle seviyorum. Birazcık bana hamallık gibi geldi. Direksiyonu tutuyorsun, gaz, fren falan. Ben birazcık daha arkadaşlar maalesef buradan devam edeceğim. Aklımda bu var. Bununla devam edeceğim yani. Bununla belki bunun bir wireless'ını falan daha güzel bir şeyini alabilirim ya da ayarlarını daha düzgün yapabileceğim şekilde bir ayarlar videosu gibi bir şey bulabilsem, hatta yaparsam size de gösteririm, size de atarım. Hani hassasiyet ayarları nasıl oluyor falan gibisinden. Her oyun içerisinde farklı ayarlar oluyor tabii ki. Bazı oyun şeyleri de, oyun destekleri videolarda tabii ki de gelmeye devam edecek. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili dostlarım. Benim çok hoşuma gitti. Harika bir video yapmışlar. Gerçekten mükemmel olmuş ve tamamen oyun içi görüntülerinden üretmişler. Buradan kendilerini tebrik ediyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Bu şekilde beklediğiniz haberler olursa, bakmamı istediğiniz, görmemi istediğiniz şeyler olursa yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Ve az kaldı. 15-20 gün içerisinde de HyperX QuadCast mikrofonum da geliyor. Umarım ses kalitemiz daha da iyi olacak diyorum ve hoşça kalın.